Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şu anda saçımda görmüş olduğunuz şekli paylaşacağım. Bu videoyu benim gibi sadece düzleştiricisi olup maşası olmayanlar için yaptım. Aslında eğer sizin de evde sadece düzleştiriciniz varsa ama yine de dalgalı saçlara sahip olmak istiyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. İlk başta gerekli malzemelerle başlayacağız. Tabii ki en önemli olanı bir adet düzleştirici. Benim düzleştiricim Babyliss'in düzleştiricilerinden. Ben bu düzleştiriciyi ilk aldığımda ilk videolarımdan birinde paylaşmıştım ve orada ısı seviyesini ayarlayamadığımı söylemiştim ama biraz makineyi kurcaladıktan sonra nasıl artırdığımı, nasıl azalttığımı öğrendim. Dediğim gibi bu düzleştiricide ısı seviyesini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben 200 derecede yapıyorum hep. Ardından saçınızı uzun saatler boyunca tutsun diye bir adet saç spreyi. Bendeki Taft'ın ultra güçlü 4 numara olanı bu. Bakırımsı, grimsi renkte olan saç spreyi. Şimdilik memnunum kendisinden. Hani mükemmel bir sonuç almıyorum tabii ki de 12 saat boyunca saçımı. Aslında rüzgar olmadığında tutuyor ama rüzgarlı zamanlarda tutamıyor. Yine de memnunum kendisinden, bana yetiyor şimdilik. Daha sonra isteğe bağlı olarak bir adet de hacim veren sprey. Ben bu spreyi yeni kullanmaya başladım. Yani 2-3 haftadır kullanıyorum ve aşırı memnunum. Zaten ileride favoriler videosu çekeceğim ve onda da göreceksiniz büyük ihtimal bunu. Ben bunu saçımın bu bölümüne kullanıyorum. Bu bölüm biraz daha kalkık dursun diye kullanıyorum. Ama dediğim gibi sizin tercihinize kalmış. İster kullanın, ister kullanmayın. Bir de videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Birazdan göreceğiniz benim kendi doğal saçım değil. Videoyu çekmeden önce yıkandım ve saçımı kuruttum. Normalde ben saçımı asla ve asla kış aylarında bile olsa kurutmam. Ama saçımı düzleştireceğim zamanlar, işte böyle dalgalı yapacağım zamanlar saçımın biraz daha düz olması benim işime yarıyor. Böylece hem düzleştirip ardından hem de dalgalı yapmakla uğraşmıyorum. Bu dipnotu da verdikten sonra hemen videoya geçelim. Şimdi ilk başta düzleştiricinin ısınmasını beklerken saçımı şu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonra yine ortadan ikiye ayırıyorum bu şekilde. Arkadaki kısa saçlarımı bırakıyorum çünkü onlar gözükmüyorlar zaten. Şöyle küçük bir tutam aldıktan sonra düzleştiricimi alıyorum. Ve bu şekilde yavaş yavaş indiriyorum. Ardından dışa doğru kıvırıyorum ve yavaş yavaş tekrardan indiriyorum. Sonuç bu şekilde oluyor. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Yine yavaşça indiriyorum ve ucuna yaklaşırken döndürüyorum dışa doğru. Bu arada ben bir böyle ikinci el kıyafetlerimi satabileceğim bir site arıyorum. Çünkü artık kullanmadığım çok kıyafetim var ve onları vermek yerine satmak istiyorum. Çünkü daha çok yeni sayılırlar, yani içlerinde bir senelik kıyafetim bile olabilir. Eğer bildiğiniz böyle güzel ikinci el satabileceğim bir site varsa lütfen benimle paylaşın. Normalde ben Depop kullanıyordum. Belki bilmeyenleriniz vardır. Bir İngiliz uygulaması. İngiliz uygulaması olduğu için de genellikle sadece İngilizler oluyordu. Ve uygulamayı yüklemeden, indirmeden ürünlere bakamıyordunuz. O yüzden böyle bir Türk uygulaması, Türklerin yoğunlukta olduğu bir uygulama biliyorsanız lütfen benimle paylaşın. Ki ben de güzel güzel kıyafetlerimi satabileyim. Ardından alt kısımlar bittikten sonra spreyimi alıyorum. Spreyle yakından sıkıyorum ki açmaya kalktığımda çok az bozulsunlar. Bu sefer sol kısmın tümünü alıyorum, sağ kısmı bırakıyorum. Açtıktan sonra
o kadar da kötü durmayacak. Lülelere biraz daha aşağıdan da başlayabilirsiniz. Benim için en iyi boy bu oluyor genelde. Ve burası bu şekilde oluyor. Terledim ama. Daha sonra yine aynı şekilde devam ediyorum. İlk zamanlar ben saçımın sağ tarafını kesinlikle ama kesinlikle kıvırcık yapamıyordum. Sonra yapa yapa öğrendim. YouTube'dan video izleye izleye öğrendim. Ben tabii hep yabancılarda gördüm ettim. Türklerde pek böyle video çeken olmamış ya da doğru düzgün açıklayan olmamış. O yüzden ben kendim çekeyim dedim. Benim gibi zorluk yaşayanlara yardımcı olurum diye. Her zaman dış tarafa doğru çekeceksiniz. Bunu unutmayın. Ben ilk zamanlar iç tarafa doğru yapıyordum ve yapamıyordum. Daha sonra son kısmı alıyoruz ve aynı şekilde kaydırıyorum. Sonra doğru çeviriyorum. Hafif yatay bir şekilde yapın ama bunu. Burada bana neden saçını düzleştiriyorsun, saçların çok güzel bilmem ne diyorlar ama benim saçımın şöyle bir problemi var. Ben her gün saçımı yıkamıyorum açıkçası. 2 günde bir yıkıyorum. Saçım birinci gün tamam çok hacimli gözüküyor. 2. gün çok sönük gözüküyor. Video çektiğim zamanlarda da genelde 2. gün olduğu için o sönüklüğü almak için de saçımı yapıyorum. Daha güzel gözüksün diye. Sebebi bu yani aslında. Genelde normal kendi saçımla çıkıyorum zaten. En öndeki bölüm için sadece ucunu şöyle yapıyorum. Çünkü en başından başlarsa kötü olur. Ve saçımın son hali bu şekilde oluyor. Bunun üstüne yine spreyimden sıkıyorum. Çok sıkmıyorum ama bu kadar yeterli. Yakından sıkıyorum. Saçlarımı öne atıp hafifçe elimle karıştırıp geri geliyorum. Bu şekilde oluyor. Daha sonra şuradaki kalkıklığı biraz daha kaldırmak ya da onu sabitlemek amacıyla bu sprey kullanıyorum. Dove'un. Bunu da yakından sıkıyorum. Tabii yüzümün her tarafı sprey oldu. Ve benim saçımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız ve beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Yalnız demin Pegasus çalışanları gibi konuşmadım mı ya?